ama Yanak. orada şeyleri su yok. Orada özellikle o dikkatimi çekti. Böyle orada su göremedim. Tamam. Hayvanların hiçbir şeyinde su yok. Tamam. Ve ya siz Hayvanlar da o yüzden halsizler. Su tamam. içmemişler. Siz gerçekten rüyanın içine girdiniz. Tam arkadaşımızın söylediği rüyayı görüyorsunuz. Devam ediniz. Gece sessizlik var. Ve bir çiftlik evi burası. Bahçesi Çiftlik var. evi. Uyuyor insanlar. Gece olmuş. Geceyi görüyorum ama hayvanlarda şey var hocam. İçmemişler suyu. O yüzden rahat ve uykulu uyuyamıyorlar. Sonra biri kalktı. Ev halkından birini görüyorum. Biraz yaşlı biri, orta yaşlı biri. Kontrol ediyor. Evi kontrol ediyor. Bahçeye çıkıyor, bahçeye bakıyor, hayvanlara bakıyor. Sonra fark ediyor hocam, orada su olmadığını fark etti. Evet. Onlara su verdi. Peki. Şimdi hayvanların hepsi oradan su içiyor. Su içmeye başladılar. Evet. Vallahi sizi tebrik ediyoruz. Tabii belki daha devamını anlatacaksınız. Baştan bize anlatır mısınız Sayın Hocam? Tamam hocam. Müstakil ev gözüktü en başta. Böyle çatılı falan çok güzel ama geniş bir çitleri vardı kenarlarında. Daha sonra tavukları gördüm. Tavuklar vardı. Atları gördüm. Çiftlik olduğuna kanaat getirdim. Çünkü hayvanlar var orada. Gece sessizlik var çünkü. Ama hayvanlarda böyle bir halsiz durumu var. Böyle yorgun, bitkin gibiler. Bakıyorum hani niye öyleler. O su içecekleri yerlerde hiç su yok. Hiçbir hayvanların orada su yok. Yani sebebi bu. Hayvanların halsiz olması onların su içmediği için öyle gözüküyorlar. Sonra evin hanesinden biri kalktı, bir kadın kalktı, bir baktı eve, dolaştı, sonra ahıra geldi, onlara baktı, kontrol etti onları ve sularının olmadığını gördü ve onlara su verdi. Ve hepsi de, hayvanların hepsi de oradan su içmeye başladılar ve canlandılar. Tamam. Sadece su mu vermeyi unutmuş yoksa yem vermeyi de unutmuş mu? Yem de yok hocam. Baktığımda şeyleri boş. Ama özellikle su dikkatimi çekti benim. Suya Evet. odaklandım. Su Yani yemleri de yoktu. tamam. Suları yok, yemleri yok. Ahırdaki hayvanlar aç ve susuz. Evet, o kişi de onu verince mutlu oldu. Yani dedi iyi ki de uyanmışım, iyi ki de bakmışım, iyi ki de onlara beslemişim diye bir huzur oldu, mutluluk oldu onda da Unutmuştur. şu an. Peki, evet, elinize, yüreğinize sağlık. Arkadaşımıza alkış var mı yok mu? Eğer varsa lütfen mikrofonlarınızı açarak alkış ses gelsin. Mikrofonlarınızı açarak beraber alkışlayın. Elinize, yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. İşte siz şu an Erol Bey eğitmenimiz aramıza geldi. Biraz sonra Erol Bey ile merhabalaşırız, selamlaşırız. Erol Bey 1-2 dakika sonra. Arkadaşlar, işte arkadaşımızın anlattığı rüya tamamen böyleydi. Ve Hülya Hanım'dan da dinleyelim bakalım. Dur, Hülya Hanım'ı önce dinlemeyelim. Emine Öncü. Emine Hocam lütfen yeniden anlatır mısınız rüyanızı? Yani arkadaşımız Hocam, Gülay Karakaya dinlesin bakın. ben nerede olduğunu anlatmadım ama Gülay hocam nerede gerçekleştiğini de anlattı. O müstakil ev annemlerin evi. Annemlerin eskiden hayvanları vardı. Şimdi yok, yıllar önce. Ve gerçekten büyük bir arazi üzerine etrafında şey var, çift var. Ve onların evinde ahırında, eski ahırlarında gerçekleşiyor. Annem o inekleri bana emanet etmiş, ahırdaki inekleri.
Ben onlara su vermeyi, yem vermeyi unutmuşum. Bazı zaman son dakika hani gidip onlara veriyorum. Ama bazı hani tekrarlayan bir rüya. Bazı zaman da verdim mi vermedim mi unutuyorum. Giriyorum bakıyorum. Tam halsiz, bayılmak üzereler. Böyle susuz kalmışlar. Son dakika yetişiyorum bazı zaman. İşte ve siz bunu 10 kaç yıldır görüyorsunuz tahmini? 10 yıl oldu mu? Defalarca görüyorsunuz rüyanızı. Görüyorum, evet hocam. Bazı zaman başka şekilde ama hep aynı şey. Sabah kalktığımda bir suçluluk duygusu. Acaba verdim mi, vermedim mi? Hatta sabah kalktığımda geri hayal edip tekrar o ineklere su içirdiğimi hayal ediyorum ki o suçluluk duygusundan kurtulayım diye. İşte biz arkadaşlar şunu gördük, şunu anlattık. Levha-i Mahfuz bizim yaşadığımız her şeyi kaydediyor. Biz ne yemek yemişiz, ne içmişiz, ne konuşmuşuz, kiminle gezmişiz, hangi filmleri izlemişiz, hangi koltuğa oturmuşuz, hangi kilimleri, halıları evimize almışız, nerelere gitmişiz, neler giymişiz. Doğduğumuz günden beri bunlar kayıtlı. Annemizin karnındayken ki her saniyemiz kayıtlı. Ve biz yaşarken her bir hücremizdeki oksijene, karbondioksite, amino asite kadar, glikoza kadar, karbonhidratın her bir molekülüne kadar hepsi kayıtlı. İşte o kayıtların arasında hayallerimiz de var. Hayallerimiz de kaydedilmiş. Vallahi söylediklerimiz de kayıtlı orada. İçimize atıp söyleyemediklerimiz de orada kayıtlı. Hani böyle içimize gelmiş ama sonra yutkunmuşuz, ben söylemeyelim. O bile kayıtlı orada. Gördüğümüz rüyalar da kayıtlı. İşte arkadaşımız Gülay Karakaya gitti, sizin rüyanızı bize gördü, anlattı. Haydi. Elinize, yüreğinize sağlık.